Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bir başka bilanço analizi videosu ile daha karşınızdayım. Evet, sabah söylediğim gibi birkaç video daha gelecek demiştim. Evet, bunun üzerine herhalde akşam bir tane daha bilanço analizi videosu gelir. Evet, ben bu videoda hangi şirketleri analiz yapacağım? Hemen onları söyleyeyim. Evet, şirketlerimiz sırasıyla Marmaris Altın Yunus, Vakıf Gayrimenkul, Sanko Pazarlama, Alarko Carrier, Plastik Kart, bir başka hissemiz Link Bilgisayar, Türker Proje Gayrimenkul, Silverline Endüstri, Nurol Gayrimenkul ve de Anadolu Sigorta. Evet, bu hisselerin bilançolarını analiz yapacağım. Evet, hemen Marmaris Altın Yunus'un analiziyle başlamak istiyorum. Evet, baktığımız zaman satışlar geçen sene ikinci çeyrek 1.22, bu çeyrek 1.21, çok ufak bir düşüş var. FAFA'ya baktığımız zaman 0.51'den 0.44'de yine ufak bir düşüş var. Net kâra baktığımız zaman ise 2.82'den 0.68'e bu sefer yüzde olarak ciddi bir düşüş var. Borca baktığımız zaman borç konusunda negatif, zaten bir sıkıntı gözükmüyor. Öz kaynaklara baktığımız zaman ise 117-118, 1 milyonluk bir artış olmuş. Geçen seneye oranla da 95 milyondan 118'e orada 10, yani 23 milyonluk bir artış olmuş. Evet, şimdi şu ana kadar bilanço çok olumlu değil. Yani borç kısmı dışında ve öz kaynak dışında bir olumlu yanı yok. Bu arada kaldıraç oranı da baktığımız zaman %50'den düşük. Bu anlamda da güzel olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii ki de rakamlarına bakalım. Hemen Marmaris Altın Yunus. Evet, hemen bu ziraatten taratalım. Baktığımız gibi burada turizm ve otel eğlence sektöründe yer alan bir hisse. Hemen buradan gösterme karını hesaplayalım. 7.61 bölü 761 yazmışsın. Neyse. 3835 yazılımızın direkt. Evet, %19, yani %20'ye yakın bir öz sermaye karlılığı var. Sektörüne baktığımız zaman A.D yazmış. Yani o yüzden sektörüne göre her türlü iyi. Sektörüne çok kâr eden şirket yok anladığım kadarıyla. FK konusuna bakarsak da bakın A.D. Yani gene iyi anlamda da. PDD'de 4 demiş. PDD'de 7.61, bu anlamda biraz pahalı. FDFAVÖK 19.89. FDFAVÖK 810. Zaten burada da A.D gelse bile ben burada almazdım, yani iyi diyemezdim. 813 FDFAVÖK çok yüksek. Zaten aşırı pahalı. Piyasa değeri, böyle satışa bakalım. Piyasa değeri bu hissenin 901 milyon. Satışlar 5 milyon. Yani çok yüksek. 180'lik bir oran çıkacak burada. Yani çok 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 yüksek, ama borç kısmına göre bakın 6-14 sektörünün, o anlamda sektörünün altında kaldığını söyleyebilirim. Evet, genel olarak bilançoyu çok fazla beğenmediğimden dolayı 10 üzerinden 4 puan anca verebilirim bu bilançoya. Evet, bir diğer hissemiz Vakıfbank Gayrimenkul. Hemen ona da bakalım. Satışlara baktığımız zaman çok fazla düşmüş. Bakın 28 milyondan yani 1 milyon altına düşmüş. Bu anlamda kötü. FAVÖK'ler pozitiften negatife dönmüş. Bu anlamda da kötü. Peki net kar çeyreklik bakalım. 32 milyondan 23'e düşmüş. Gene kötü. Borç kısmına baktığımız zaman negatif. Bu anlamda güzel. Öz kaynağa baktığımız zaman bakın ani sıçramalar olmuş. 600 milyona yakın bir, 500 milyon diyelim. Yani o civarda bir öz kaynak artmış sadece bir çeyrekte. Geçen sene 1.3 milyar olan öz kaynakları da 2 milyara fırlamış bir senede. Evet, bu anlamlarda gayet güzel. Bir de tabii ki de rakamlara bakacağız. Bu arada FDFAVÖK'te negatif, bakın yıllıklandırmışta da negatif. O yüzden FDFAVÖK gözükmüyor şirkette. Şimdi hemen Vakıfbank Gayrimenkul'ün sektörüne göre değerlendirmesini yapalım. Evet, Vakıfbank Gayrimenkul gördüğünüz gibi gayrimenkul sektöründe yer alıyor. Öz sermaye karlılığını hemen hesaplamak istiyorum. 0.74 bölü 11.05, evet, %6.69'luk bir öz kaynak karlılığı çıkıyor. Baktığımız zaman sektörüne göre düşük kaldığını söyleyebiliriz. Onun dışında FK oranı 11.05. Yine sektör, bu sefer pardon, sektörün altında. Bu anlamda güzel ama çok da altında değil. PDD'de 0.74.
bu anlamda da altında olduğunu söyleyebiliriz. FDV zaten bulunmuyor demiştik. Piyasa değeri bölü satışa bakalım. Piyasa değeri 1,5 milyar. Net satış 20, yani burada da muhtemelen çok 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 üstünde fiyatlanacaktır. O anlamda da kötü olduğunu söyleyelim. Net borç bulunmadığı için, hani bulunmadığı da negatif olduğu için burada da sektörüne göre güzel kaldığını söyleyebilirim. Yani bu bilançoda yine 10 üzerinden 3 puan verilebilir. Anca 3 puan. Esanko pazarlamaya bakalım. Esanko'ya bakarsak satışlar geçen çeyreğe oranla 135'ten 359'a çıkmış. Gayet güzel. FAV'ya bakarsak negatiften pozitife dönmüş geçen seneye oranla. Bu anlamda da gayet güzel. Net kâra bakarsak da 9'dan 13'e çıkmış. Gene bir artış var. Bu anlamda da güzel. Net borç bulunmuyor. Bu anlamda da gayet güzel. Öz kaynaklara bakarsak da bir miktar 2 milyonluk bir düşüş var. Geçen seneye oranla da 337'den 512'ye güzel bir fırlama olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar bilançoda hiçbir kusur bulunmuyor. Zaten kaldıraç oranı da şöyle aktiflere kıyaslarsak çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi rakamlara bakarsak zaten FDF yük değeri muhtemelen patlayacaktır burada. Hemen bakalım Sanko. Sanko yazarsak pazarlama sektöründe yer alan bir hisse. Şimdi öz kaynak karlılığını da hemen hesaplayalım. 2,11 bölü 19,31 yaparsak %10,92'lik bir öz kaynak karlılığı çıkıyor. Pazarlama sektörüne göre öz kaynak karlılığı oldukça düşük kalmış. FK'sı sektörün 5,53, 19,31 yine pahalı. Şirketin PDD'si 2,11, sektörün PDD'si 2,64. Bu anlamda bir miktar aşağıda fiyatlanmış. FDFAV'ya bakarsak zaten bu FDFAV'da sektörün altında kalması neredeyse imkansız. Piyasa değeri bölü satışlara bakalım. Piyasa değeri 1 milyar. Toplam satışlarda 1,2 milyar. Yani 1 bölü 1,28 dersek biz buradan istediğimiz rakama ulaşırız. 0,78 gibi bir rakam çıktı. Bu anlamda yine sektörün üstünde kaldığını söyleyebiliriz. Borcu bulunmadığı için de yine bu anlamda sektörün üstünde. Rakam bazlı bilanço güzel ama burada birkaç yerde geçtiği ve de özellikle öz sermaye karlılığının çok düşük olduğu için burada 10 üzerinden ancak 6 puan verebiliyorum bu bilançoya. Sanko'nun bilançosuna. Evet. Şimdi Alarko Carrier'e gelelim. Alarko Carrier satışlarını 163'ten 277'ye çıkarmış. Gayet güzel. Favek 12'den 10'a gerilemiş. Evet, bu anlamda başarısız. Ama çok çok da abartı bir düşüş değil. Bunu da söyleyelim. Ama net kâra bakarsak bakın 11,73'ten 4'e kadar düşürmüş. Yani 5 milyon altına kadar düşürmüş. Bu anlamda %50'den fazla kayıp var. Bu anlamda kötü. Borca baktığımız zaman ise yani son 4 senenin en fazla borç yükü altına girdi. Çeyrek olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda çok başarılı olduğunu söyleyemem ama yine öz kaynaklarla kıyasladığım zaman bir sıkıntı gözükmüyor. Ve de kaldıraç oranına baktığımız zaman kaldıraç oranında yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani %50'nin yukarısında ama tabii biz %70 olarak değerlendirdiğimiz için gene muhtemelen kaldıraç oranı 70'e göre düşük, 50'ye göre yüksek olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi bir de çarpanlarına bakalım ve de öz kaynak karlılığını hemen hesaplayalım. 7,17 bölü 45,06 dersek %15,91'lik bir öz kaynak karlılığı çıkıyor. Hemen Alarko Carrier'ını da sektörüne bakalım. Evet, dayanıklı tüketim sektörüne yer alan bir hisse. 27,8 sektörün öz sermaye karlı. Bu anlamda sektöre göre düşük kalmış. FK 45,06, FK 6,24. Bu anlamda da başarısız. PDD'de sektörün 1,73. Hissenin PDD'si 7,17. Bu anlamda da başarısız. FDFAVÖK sektörünün 4,90. Alarko Carrier'in FDFAVÖK 40,40. Bu anlamda da başarısız. Peki piyasa değeri bölü satışa bakalım. Piyasa değeri 3,2 milyar. Satışlar 995, hani 3'e yakın bir 3-3,5 arası bir rakam çıkacaktır. Bu anlamda da yine sektörünün oldukça üstünde. Net borç bölü FAV'ya bakarsak da net borç 137 milyon. FAV'ya bakarsak yıllık landırılmış bazda 84. Yani burada 1,5'luk bir oran çıkacaktır. Evet, yine sektörünün, yani çoğu sektörüne yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1,33'müş, sektörünün çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bilanço genel anlamda çok fazla yine beğenmedim. Çok fazla fiyatlanmış FK ve FDF var.
Şurada bakın görebilirsiniz. FK45, FDF40, hatta piyasa değeri bile, defter değeri de 7.17, bir tık fiyatlanmış diye düşünebiliriz. Yani 10 üzerinden yine 4 puan anca verebilirim bu bilançoya da. Evet, bir başka bilanço. Plastik kartın bilançosu. Hemen buna bakalım. 68 milyon olan satışlar 76'ya çıkmış. FAVÖK 2 milyondan 10 milyona çok güzel bir yükseliş. Net kâra bakarsak bakın 0.82'den 7.54'e güzel bir yükseliş var. Net borca bakarsak negatif, herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Öz kaynağa bakarsak da bir çeyrekte 1 milyon. Geçen seneye oranlarsak da 60'tan 70'e 10 milyonluk bir artış var. Bu anlamda başarılı. Kaldıraç oranı da %50'nin biraz üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 70'e 146, 73-74 olsaydı %50 civarında olacaktı kaldıraç oranı. Evet, şimdi bir de tabii ki de rakamlara bakalım. Ondan önce öz sermaye karlılığını da hesaplayalım. 5.48 bölü 22.9. Evet, %23.93. Gayet güzel bir öz sermaye karlılığı oranı. Kötü değil. Bir de tabii ki sektörüne göre bakmak gerekir. Evet, Beykart'a baktığımız zaman yazılım sektöründe yer alan bir hisse. Yazılım sektöründe %23, yani çok yakın bir, çok ufak bir üstünlüğü var ama zaten %23 iyi bir öz sermaye karlı oranı. Hiçbir sıkıntı yok. FK23'müş yazılım sektörünün. FK22.90, yine çok hafif bir ucuzluğu var. PDD'de bilgisayar sektörünün 5.29, hissenin 5.48, yine çok yakın. 13.20 FDF sektörün. 14.12 yine sektörüne çok yakın ama bir miktar üstlerinde. Piyasa değeri bölü satışa bakarsak 0.71 sektörünün, yani bilgisayar sektörünün P-Kart'a bakalım. 386 milyon bölü 281, 386 bölü 281 yaparsak 1.37, yani sektörüne göre biraz fiyatlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hissede borç bulunmadığı için burada aynı şekilde A noktada çıkacaktır. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Bilanço genel anlamda yani ne çok beğendim ne hiç beğenmedim arasında. Yani 6-7 puan arası bilanço diyebiliriz P-Kart'ın bilançosuna. Evet, Link bilgisayara bakalım. Link bilgisayarın satışları 4.5 milyondan 3.78 milyona gerilemiş. FAVÖK 2.28'den 1.38'e yine gerilemiş. Net kâra bakarsak da 2.5'tan 1.90'a gerilemiş. Şu ana kadar kötü gidiyor. Net borca bakarsak negatif. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Kaldıraç oranı da düşük. Bu anlamda da gayet güzel. Kaldıraç oranı bayağı bir düşük hatta. Evet, bir de tabii ki de rakamlara bakacağız. Rakamlara baktık. Piyasa çarpanına bakacağız. Hemen önce öz sermaye karlılığını hesaplayalım. 7.30 bölüm 26.19. Evet, %27.87'lik bir öz sermaye karlılığı oranı var. Bu anlamda gayet güzel. Link de zaten yazılım sektörüne yer alıyormuş. Şimdi gözüme çarptı. Sektörüne göre güzel bir öz sermaye karlılığı var. FK 26.19 Link bilgisayarın. Sektörün FK'sı 23. Bu anlamda sektörüne göre fiyatlanmış. PDD'de 5.29. Link bilgisayarın 7.30. Yine fiyatlanmış olduğunu görüyoruz. FDF'ye 31.59. Yine fiyatlanmış olduğunu görebiliriz. Bakın sektörün FDF'ye 13.20. Piyasa değeri bölü satış 0.71. Link bilgisayarın ise 350 bölü 20 küsür dersek burada 17'lik bir rakam çıkacaktır. Yine çok fazla fiyatlandığını söyleyebiliriz. Zaten şirkette borç bulunmuyordu. Bu anlamda da bir sıkıntı yok. Yani bilgisayar Link bilgisayarın bilançosunu çok beğenmedim. 10 üzerinden 3 puan anca verilebilir bu bilançoya. Çünkü FAVÖK'te düşüş var, net kârda düşüş var, satışlarda düşüş var ve de sektöre göre fiyatlanmış çoğu rakam, çoğu çarpan, yani öyle söyleyeyim. Türker'lere bakalım. Türker proje gayrimenkule. Satışlar gözükmüyor. Burada bir sıkıntı olabilir. Hemen iş yatırıma bakalım. Evet, analiz kısmına gelerek Türker'e. Burada mali tabloları gelerek 2021'in, evet burada maalesef gözükmüyor. 2021 3'e bakalım. Çünkü orada da 0, hep 0. Bakın ne zamandan beri 0.
Biz satışlara bakalım, yani bir sıkıntı var mı? Yok, hep sıfır bakın gördüğünüz gibi. Pardon, satış amacılarım şu an. Satış geliri, evet baktığımız üzere satış geliri sıfır. Ne zamandan beri sıfır? Hemen buraya bakalım. 2020'nin ikinci çeyreğinden itibaren sıfır gözüküyor burada. Buraya baktığımız zaman bakın 2017'den itibaren hiçbir satış geliri olmadığını görüyoruz. Evet, FAVÖ'ye bakalım. FAVÖ negatif. Yani hep negatif. Bu anlamda zaten şirket esas işinden kar bile etmiyor. Çok kötü. Net kâra bakarsak bir miktar burada bir güzellik var. Eksi 0,1'den 0,22'ye çıkmış. Borca baktığımız zaman borç negatif. Bu anlamda da bir sıkıntı yok. Öz kaynaklar 144'ten 151'e anca gelebilmiş. Bakın 4 senede. Ve de 155 falan görmüş bakın burada. Yani bu anlamda çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Yani öz kaynak ilerlemesi çok kötü. Kaldıraç oranı güzel. Yani son 3 çeyrekten beri öz kaynak yani yerinde saymış. Öyle söyleyeyim. Yani öz kaynaklarını da çok beğenmedim açıkçası. FDF zaten yok. Bir de PDDD ile FK'ya bakalım. TurGG Türkiye'ler. Evet, inşaat sektöründe yer alan bir firma. Tabi öz kaynak karlılığını hesaplamadık. Hemen onu hesaplayalım. 5,6 bölü 144,03. Yani %4'lük bir öz kaynak karlılığı var. Sektörüne göre güzel. Çünkü sektöründe öz sermaye karlılığı yapabilen hisse yok. Bu anlamda yani sektörüne göre güzel olsa da hissenin öz sermaye karlılığı kötü tabii ki de. FK yine bakın iyi çıkacaktır. Çünkü 144 FK ile sektörüne göre iyi kalmış. Yani bu anlamda da güzel ama kötü. Kötünün iyisi yani öyle söyleyelim. PDD'de 3,90 sektörünün, inşaat sektörünün 5,60 bu anlamda pahalı kalmış. Zaten FDFO'ya bakmaya gerek bile yok. Yani baksak bile hani 262 FDFO ortalaması var inşaat sektörünün. Yani iyi olsa bile çok yani sağlıklı olmaz yani. Piyasa değeri bölü satışa bakalım. 850 milyon piyasa değeri var. Satışlar zaten yok. Bu anlamda değerlendiremiyoruz bile. Net borç bulunmadığı için zaten sektörüne göre iyi kalmış. Yani bilançoya 10 üzerinden ben 2 puan vermek istiyorum anca. Türkiye Gayrimenkul'ün bilançosuna. Evet, bir başka hissemiz Silver Line Endüstri. Satışlara baktığımız zaman 94'ten 226'ya güzel bir oran. 2,5 kattık. FAVÖ'ye baktığımız zaman 1,59'dan 11,17'ye çok güzel bir yükseliş. Net kâra baktığımız zaman negatiften pozitife dönmüş. Bu anlamda da başarılı. Borç durumuna baktığımız zaman ise 29,79. Yani bir önceki çeyreğe göre kapatmış. Bir önceki seneye göre de kapatmış gözüküyor. Yine güzel. Öz kaynaklarla da borcunu kapatabiliyor. Bu anlamda da bir sıkıntı yok. Ama biraz kaldıraç oranı yüksek. Bakalım hemen. 55 nokta. Yani 55 bölü 360 yaparsak. 55 bölü 360 yaparsak. Yani %15 öz kaynakları aktiflerinin yüzdesi. Yani %85'lik bir yaklaşık olarak tabii ki de kaldıraç oranı bulunuyor. Bu da oldukça yüksek. Evet, bir de tabii ki rakamlara bakalım. Yani çarpanlarına bakalım. Silver'e yazarsak bir de tabii ki de şeye bakarsak öz kaynak karlılığına 4,41 bölü 15,33 %28,96'lık bir öz kaynak karlılığı var. Bu anlamda güzel bir öz kaynak karlılığı oranı. Sektörüne göre bakarsak dayanıklı tüketim sektörünün yine altında kalmış mı? Yok, pardon, bir miktar üstünde kalmış. Bu anlamda güzel. Zaten öz kaynak karlılığı olarak güzel, beğendik. FK 6,24 sektörünün, FK 15,33 Silver'ın, bu anlamda kötü. PDD'de 1,73 sektörün, PDD'de 4,41 Silver Line'ın yine fiyatlanmış. FDFAVÖK 4,90 sektörün, FDFAVÖK 5,76 yine fiyatlanmış Silver Line'ın. Piyasa değeri bölü satışa bakalım. 0,54'de dayanıklı tüketim sektörü fiyatlanıyor. Piyasa değeri 243 milyon. Satışlar 794. 243 bölü 794 yaparsak 0,3'lük bir oran çıkacaktır. Sektörüne göre güzel kaldığını söyleyebilirim. Bir de borcuna bakalım. Borç net borç bölü FAVÖK 1,33 olarak fiyatlanmış. Net borç 30 dersek FAVÖK yıllıklandırmış bazda 47-47 birden düşük çıkacaktır. Evet, o anlamda da iyi kaldığını söyleyebilirim. Bilanço 10 üzerinden 7 puan bence
Bu bilanço hak ediyor. Güzel bir bilanço. Yani 17 belki 8 de olabilir hatta. Bu anlamda güzel bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz. 7-8 arası bir puanlama verdik. Nurol Gayrimenkul'e bakalım hemen. 47'den 73'e artan bir satış. 6'dan 22'ye artan bir fabrik, bu anlamda güzel bakın. Net kâra baktığımız zaman ise yine aynı şeyi söylemiyoruz. Yani ne zamandan beri negatif net kârlar açıklıyor. Yani şirket kâr etmeyi unutmuş yani, açıkçası bunu söyleyelim. Kâr ettiğinde de bakın yani 0.95. Yani kâr bile denmez. Zaten yıllıklandırılmış net kâra bakarsak yani pozitifin net kâr hani 2018'den beri gözükmüyor yani. 2018'in ilk çeyreğinden itibaren net kârları negatif olarak fiyatlanmış. Bu anda muhtemelen FK'da yoktur. Bakın FK zaten yok. Net borç 997 milyon. Öz kaynaklar 253 milyon. Yani bu anlamda da kötü olduğunu söyleyebilirim. Yani net borç öz kaynağın 3-4 katı neredeyse. Kaldıraç oranına bakarsak da çok yüksek bir kaldıraç oranı olduğunu söyleyebilirim. 253 bölü 1469. Bunu da birden çıkarırsak eksi bir diyelim. %82'lik bir kaldıraç oranı ile işlem görüyor. Çok yüksek bir kaldıraç oranı. Yani satış ve fabrikler güzel. Onun dışında şuradaki net kar, net borç, öz kaynak, ondan sonra kaldıraç oranı, buradaki rakamlar kötü. Öz kaynaklarda bakın bir garip yani negatif. Bakın 213'ten negatife gelmiş. Sonra 356'ya kadar yükselmiş. Sonra 138'e düşmüş. Tekrar 330, 303 derken 253 olarak öz kaynaklar oluşmuş. Evet tabi bir de şey yani öz sermaye kârla da hesaplayamıyoruz maalesef. Negatif çıkacak. Zaten direkt benim için bilançom burada bitmiştir yani açıkçası. Bakmaya bile gerek görmüyorum ama gene de bakalım yani. PDD'de zaten Nurol gayrimenkul değil mi? Yani PDD'desi böylesine gayrimenkul hisselerinin değerlenmediği bir zamanda bu kadar yüksekse zaten kendini belli ediyor hisse az çok. 19.49 sektörünün 1.07 yani çok 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 üstünde. FDF Avök 44, gayrimenkul sektörünün 19.32 yine çok yüksek. Piyasa değeri böyle satışa bakalım. Piyasa değeri 5 milyara yakın, satışlar 403 küsürlerde. Yani burada 12-13 civarında bir oran çıkacaktır. Yine çok üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Net borç bir FAVÖK yaparsak da net borç 997, FAVÖK de 133. Yani burada 7-8 arası bir rakam çıkacaktır. Evet yine oldukça üstünde o da. Yani şu ana kadar bilançonun hiç yani iyi olan yanı yok gibi bir şey yani. Biraz satışlarla FAVÖK artmış ama onun dışında gayet kötü bir bilanço olduğunu söyleyebilirim. Yani 10 üzerinden 2 puan anca verebilirim bu bilançoya. Evet Anadolu Sigorta'ya bakalım. Net kar marjı bir önceki şeye göre 2020'nin ikinci çeyreğine göre azalmış. Yatırım gelirleri de 415'ten 720'ye çıkmış. Giderler de 433'ten 743'e artmış durumda. Sigortacılık teknik karşılıkları da 6.9'dan 8.8 milyar artmış. Genel teknik bölüm dengesine bakarsak da 191'den 229'a çıkmış. Hayat dışı teknik gelire bakarsak da 1.4'ten 1.8 milyara çıkmış. Teknik gider de 1.2'den 1.6 milyara çıkmış. Öz kaynaklar da bakın bu öz kaynaklar güzel büyümüş. Yani 2.28'den 2.9'a çıkmış. Bir önceki seneye göre de bakın 2.39'dan 2.96 yani 500-600 milyonluk bir öz kaynağı para girişi olmuş. Net kâra bakarsak da 120'den 145'e bir çıkış olmuş. Evet bu anlamda çok kötü bir bilanço değil şimdiye kadar. Ne kapattıysak. CTLF Anadolu Sigorta yazalım. Evet Anadolu Sigorta'ya bakarsak hemen öz kaynak kârına bakacağız tabii ki de. 1.12 bölü 6.61. Evet %16.94'lük bir öz kaynak oranı var. Öz kaynak kârlılığı. Sektörüne bakarsak sektörün oldukça altında. 6.30 FK ve 6.61 Anadolu Sigorta'nın FK'sı bu anlamda yüksek kalmış. PDD'de 1.12 Anadolu Sigorta'nın, 1.99 sektörünün bu anlamda bir miktar ucuz fiyatlanıyor diyebiliriz.
Anadolu Sigorta için. Evet, bu bilançoya da 10 üzerinden 6 puan verilebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu analiz videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca videolardan anında haberdar olmak için de abone olun yanındaki zil tuşuna basabilirsiniz. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere diyorum. Hepinize bol kazançlar.